Sayın seyirciler, terör gündemi yine hayli yoğun. Antalya'da çıkan çalışmada bir terörist ölü, bir terörist yaralı ile geçirildi. Muş'ta çamura saplanan teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Bingöl'de cephanelik gibi bir sığınak imha edildi. İşte detaylar. Teröristlerin katliam planı araçlarının çamura saplanmasıyla bozuldu. Görüntüler Muş'un Bulanık ilçesi Rüstem Gedik beldesinden. Bomba yüklü araçla ilçe merkezine doğru yola çıkan teröristler direksiyon hakimiyetini kaybederek çamura saplandı. Çamurdan aracı kurtaramayan teröristler 4,5 ton bomba yüklü minibüsü infilak ettirdi. Geniş bir çukurun oluşmasına neden olan bomba yüklü minibüsün motor kısmı yaklaşık 300 metre uzağa fırladı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Bölgedeki incelemeler devam ederken kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Öte yandan kış üstlenmesi için hazırlık yapan PKK'lılara karşı birçok ilde operasyonlar sürüyor. Bingöl'ün Yayladere ilçesi Boğazköy bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde toplam 13 adet sığınak bulundu. Biri 11 odalı olan sığınaklarda 185 adet M16 fişeği, 120 adet Bixi fişeği, 15 kilogram amonyum nitrat ve 21 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Terör sadece doğuda değil, batıda da aktifti. Salı günü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan çatışmada uzman çavuş Fazıl Doğru Öz şehit olmuştu. Çakırlar ve Altınyaka mevkiinde operasyonlarını artıran polis ekipleri, akşam saatlerinde dur ihtarına uymayan iki teröristle silahlı çatışmaya girdi. Bölgeye çok sayıda tim sevk edildi. Teröristlerden biri Hurma mahallesinde polise el bombası atmak isterken vurularak öldürüldü, diğeri ağır yaralı olarak ele geçirildi. Polis vurdu zaten, sese çıktık biz de dışarıya. Bomba yerde yatıyordu. Patlamadı değil mi? Patlamadan yakaladılar. Tabii bomba patlamadı. Şu ileridekinde herhalde patlatmış kendisini.